Yiyecekler ama ben size bir isim söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, ne kadar kızsam da eleştirsem de bu arkadaşımız güzel bir Survivor. Hikmet Tuğsuz. Neden derseniz, ben Survivor'ın gerçekten gerçekliğini ve o heyecanını Hikmet'i izlerken görüyorum. Bunu bu çocuk neden diye söylemiş, neden söyledi demiş olabilirsiniz. Onu da açıklıyorum şu an. Çünkü Hikmet rest çekebiliyor. Diyor ki Yusuf'a, ben seninle aynı takımda olmayacağım arkadaşım. İt istiyorsan, kaptan mı olacaksan, ne yaparsan yap. Takım kuruyorsun, oy topluyorsun. Kaptan olsan da olmazsan da olma, umurumda değil. Kaptan olursan beni sakın takımına alma. Sana karşı ben yarışmak istiyorum diyor. Bu bir şampiyonda bulunması gereken özelliklerden biri. Meydan okuyor. Adam meydan okuyor. İki aydır birlikte yarıştı. Fikirsel olarak da anlaşamadığı ve iki grubun oluştuğu karşı grubundaki bir adama meydan okuyabiliyor. Ellerine bir fırsat gelmiş. Hikmet diyor ki, hodri meydan diyor. Alma beni takımına, istemiyorum. Yusuf hala boyun büküyor orada. Yusuf benden çok puan kaybetti. Bana sorarsanız benim eleştirdiğim nokta ne biliyor musunuz? Eğer bu doğru ise, ki bu zamana kadar konuşulan konuşmalar da bunu gösteriyor. Şimdi Yusuf'la Atakan orada bir plan içerisine girmişler. Kurmak istedikleri takım, potalardan kimleri rahatlıkla eleyebiliriz üzerine kurulan bir takım. Ya bu takımdan size ne hayır gelir ya? Evet. Ne hayır gelir? O zaman şöyle bir yani böyle saçma bir takım kurma şekli olur mu? Kolay yerleri. Ama o zaman senin takımın devamlı kaybeder. Kaybetsin, umurumda değil yani. Elerim diyor adam. Bak bu da bir yöntem Furkan. Mesela bunu biz eleştiriyoruz da. Etik mi? Etik de yani, burada ahlaki açıdan sıkıntılı bir durumu yok. Takımına zayıfları topluyor. Yenirsem yenileyim, bana ne diyor. Kendine güveniyor adam. Onlar elenir, ben potada da elerim onları diyor. Son zaten diyor, takımda illaki bir iki kişi kalacak. İşte, onlar da biz olacağız diyorlar. Bu tarz bir düşünceyle. Yani yanlış bir düşünce. Ben bu tarz bir düşüncenin takım. Takım değil bu. Kaçak dövüş. Takım kaptanı. Yani bu vasıfları hiç dolduramadığını düşün. Hiç dolduramıyor. Bana oy verin. Hepinizi yiyeyim. Ya evet, böyle bir sistem. Güzel. Güzel. Yani, senin için güzel. Benim için güzel değil de yani kendi çıkarına uygun bir hareket. Kendi bak, çıkarına. Sözü gelmişken Hikmet'ten bahsetmek istiyorum. Neden? Evet. Bak, Hikmet çok güçlü bir adam ve dev bir adam değil mi? Hı hı. Böylesine dev bir adamın gücünü kullanması tartışırken, gücünü kullanma ihtimali sizce olabilir mi? Yani böyle bir dayılanabilir mi insanlara? Gelebilir mi? Gelebilir. Bak şimdi. Adam bugüne kadar o dev cüssesine rağmen her tartıştığında hiç ayağa kalkmadı. Hiçbir, özellikle kadınların ona söylemiş olduğu hakaretler karşısında çok saygılı davrandı. Ve hiçbir zaman böyle o cüssesini durdurabilecek bir yapıya sahip. Hikmet'i oradan takdir ediyorum. Bak şimdi, iki tane kadının Hikmet'e söylediğini sana söyleyeceğim. Tabii. Bir, seni boğasım geliyor. Kim dedi bunu? Sabriye demedi. Büşra dedi. Seni boğasım geliyor. Yaşının adamı ol. İşte bilmem ne yörük çocuğusun dedin, bilmem ne dedin filan. Sonra gelelim. Oynuyorsun dedi. Oynuyor. Gelelim Sabriye'ye. Karaktersizsin dedi adama ya. Evet. Ağır. Çok ağır. Ağır mı? Ortada bir şey yokken ton, bir de. Ortada bir şey yok. Şimdi bu adam böylesine dev, cüsseli bir adamın Survivor gibi bir ortamda açsın, şusun. Hani diyoruz ya bazen, ya burası Survivor. Özel hayatında sakin olan adam orada delirebilir. Bu normal diyoruz. Kardeşim bu adam, bak, o kadar hakaret ettiler bu adama. Daha bir günde gidip de ters bir şey söylemedi veya üzerine doğru gitmedi insanların. Gücünü kullanma derdine bu arada girmedi. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani adamın sinir sistemini almışlar güzel sanki. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben de size katılıyorum. Evet. Yarına dair ipuçlarında o baştaki kısmı da getirebilir miyiz? Yine Yusuf'un yarına dair ipuçlarında Hikmet'e korkaksın dediğini duyuyoruz ki ben yani Hikmet gibi bir yarışmacıya korkak denmesini kesinlikle meydan doğru bulmuyorum. Meydan okuyor, az önce söyledim. Hikmet diyor gel karşıma, gel. Bak, Yusuf şampiyon olmak istiyor değil mi? Yusuf neden kaptanlığı bu kadar zorluyor? Çünkü o kaptanlık ünvanını... Başa alabilirim. Gittin 6 kişi, 7 kişi. Sana bir şey diyeceğim. Sen yüzümüze karşı konuşamayacak kadar korkaksın. Hadi orada, sensin korkak. Sensin korkak. Alabiliriz, evet. Sen yüzümüze karşı konuşamayacak kadar korkaksın diyor sizce. Söylüyorlar, sonra birbirinin üstüne atlıyorlar falan. Bunları, bu senaryoları hep gördük. Ama yok Yusuf, şimdi atlamaya başladı. Şimdi zaten ayrılmak istiyorlar. Hikmet hala diyor ben sizinle olmak istemiyorum diyor da. Şimdi... Yusuf o kadar yanılgıya düşüyor ki kaptanlık ünvanını alarak
şampiyonluğa giden yolda gücünü pekiştireceğini zannediyor. O yüzden bu kadar kaptanlığı zorluyor. Etiket peşinde. Ha, etiket peşinde. Seda da aynı kafada. Hepsi. Yani hepsi değil. Seda'dan görüyoruz. Seda da mesela kaptanlığa çok takmış kafayı. Ama karşı takımda da aynı şeyler var. Karşıda Spiros'ta var, Dalaka'da var. Yani bir karşıda var da. Çünkü niye takımın, yani Survivor'ın evet. kaderini belirleyecek bir hamlede bulunuyorsun. Yani bunu herkes ister. Ama ben orada olsam ister miyim? Bu bir sorumluluk. Çok büyük bir sorumluluk. O zaman ben seni takıma almadım. Sen karşı takıma gittin. Yarın öbür gün olası bir durumda sen beni sorumlu tutabilirsin. Belki sen benim takıma gelseydin kaderin daha farklı olacaktı. Yani bu aslında ciddi bir sorumluluk. Ama işte Yusuf'un niyeti o. Kaptan olarak anılırsa orada sanki onlardan üstünmüş gibi bir havaya gireceğini zannediyor. Dışarısını da etkileyeceğini zannediyor. Ama yani Yusuf aslında oyunu ve dışarısını iyi okuyabilse buradan ona çok bir şey çıkmayacağını anlaması gerekiyor. Ama çocuğun da hep üstüne gittikleri için büyüğüz, biz abiniz falan filan diyerek hani grup kurarak onlara baskı uyguladıkları için Yusuf da oralardan bari diyor bir gol de ben atayım kaptan olarak. Ama yanlış. Seda da aynı düşüncede. Seda da kaptan olursa şampiyonluğumu, Kıbrıs'ımı garantilerim gibi bir düşünce Seda'nın içerisinde yanlış. Seda'nın da kaptan olma isteği var. Onun var. Da röportajı. Ama düşünce, hani düşüncelerini ben söylüyorum. Kaptan olma düşünceleri ikisinde de bu. Bence yalnız eğer Türkiye'de de erkek için bir numara, yani erkek kadın toplamda bir numaraya ben buraya yazdım. Ama kadın erkek ayırırsak kadınla da Seda'yı yazar. Seda. Tabii ben ki Seda'yı yazacaksın. Seda'yı yazalım. Kimi, bu takımın kaptanı kesinlikle. Olarak yani. Bir de Yusuf'un orada bir söylemi var ya hani yüzüme söyleyemeyecek kadar hani korkaksın diyor. Ben Hikmet'in hiçbir zaman korkak davrandığını görmedim. Ne parkurda ne de söylemlerinde herkesin yüzüne gelip çat 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 söyledi. Açık sözlü biri. Kimseden zaten korkusu yok. Zaten bir de şunu da söylüyor. Ben diyor işte Atakan'ı, Yusuf'u ve Sabri'yi takımımda istemiyorum diyor. Atakan'la Yusuf'u diyor karşımda diyor rakip olarak görmek istiyorum diyor. Onlarla diyor oynamak istiyorum diyor. Bunu söyleyen biri hani nasıl... Aslında yani aslında ben mesela aslında şimdi meydan okuyor yani. Ya ben Yusuf'u Atakan'ın oradaki stratejisini de tam anlamadım. Sen şimdi Bora'yı karşı tarafa veriyorsun kendi aklınca. Hikmeti Seda'yı veriyorsun, Hikmet'i veriyorsun, Sude'yi veriyorsun. Kendine Melisa ile Sabri'yi alıyorsun. Peki o zaman Yunan yarışmacıları da zaten eleriz deyip Yunan'dan bütün iyileri toplamayı mı? Yani öyle bu bir strateji takımı kurabilir. Niye kurabilir? Zaten o saydığı isimler güçlü yarışmacılar olduğu için o almazsa karşı takımda kaptan seçen kişi alacaktır onları. Seda'yı da alacaktır, Bora'yı da, Hikmet de alacaktır. Yani ama sizin takımın aslında en iyilerini sen gözden çıkartıyorsun. İşte burada cambazlık dediğim bu. Ama şunu değerlendirmek lazım. Mesela şimdi kaptan olarak anılıyor da, Murat abi de kaptanlıktan girdi falan anlattı da. Aslında seçilecek kişinin unvanı bana kalsa kaptanlıktan ziyade başka bir isim bulmak gerekiyor. Çünkü yani... senin kaderini belirleyecek kişi aslında. Evet. Kaptan değil. Ben çünkü sen bir oy veriyorsun ama kaptansa takımın kaptanı oluyor. Ortada bir takım kalmayacak ki. Takım başka takımlar tabii kullanacak. Ama takımın kurumunda yani mahalle maçlarında da aldım verdim yaparlar ya. Birer kaptan seçilir o kaptanlar şey takımın yani, takım yani. Şey olabilir mi? Yarış iki takım da ama kaptanlar da oylamayla seçiliyor. Bence çok adil bir sistem. Bence bak. Adil şöyle, onda bir şey yok. Yani ama kaptan mesela kaptan bir de mesela şöyle şimdi, bak. Ben seni kaptan seçiyorum da sen beni takıma almadığın zaman sen benim kaptanım olmuş olmuyorsun ki. Yani o takımda ben yokum. Sen aslında benim kaderimi belirleyecek kişisin. Aynen öyle. Sen benim çıkarımı gözetecek misin, gözetmeyecek misin? Onu konuşmak lazım. Kaptan, o kişi ona karar verecek. Kaptan öncelikli olarak kendi çıkarını gözetecek. Evet. Ve en yakın olduğu kişinin çıkarını gözetecek. Benim için bir kaptan değil bu. Evet. Yani. Seçici. Bunu, seçici. Bunu yani. Herkes yapacak. İyi seçici. Yani karşı takımda yapacak, bizim evet. takımda yapacak. Dalaka direkt yani... Atıyorum Sabriye ile Atakan'la başlayacak. Bizimkiler de atıyorum Yusuf'sa Atakan'la başlayacak veya Atakan'la başlamayacak. O zaman evet bak, şöyle bir şey var. O zaman Yusuf'un kafasında Dalaka var. Dalaka'yla. Onlara Nikos'u evet. falan alma peşinde Yusuf. Onları toplamayı düşünüyor. O zaman ben şunu anlamadım. Orada diyeyim ki bir de Yusuf oldu orada Dalaka oldu. Atakan'ı kim paylaşacak? Ya, yani onu ama yani mesela ben. Belki ama direkt Nikos'u şeyi alamayabilir. Belki Türk takımından başlayacak. Bir Türk takımı mı dağılacak baştan? Yusuf o zaman diyelim Yusuf da sıra Yusuf'taysa. Yusuf Hikmet'i almayıp, Seda'yı almayıp, Bora'yı almayıp Emre mi diyecek? Şimdi nasıl yırtacak oradan? Benim burada eleştirdiğim iki kişi var. Yusuf ve Atakan. Neden eleştirdiğimi de söyleyeceğim. Zaten Hikmet, Bora, Seda bunlar güçlü karakterler. Diğer tarafı tutanlar da var. İzleyicilerimizde Yusuf ve Atakan'ın tutanlar da çok çok fazla. Genç arkadaşlarımız da olsun. Herkesinden ben görüyorum. Şimdi Yusuf'ta da Atakan'da da ya net bir tavır göremiyorum. Net bir tavır görsem çünkü ben
İnanın sizinlerin onu tuttuğunuzdan daha çok Yusuf'la Atakan'ın bir noktaya gelmesini isterim. Çünkü Survivor'da onlarla beraber yürüyor zaten. Onların birbirleriyle tartışmalarıyla yürüyor. Şimdi Yusuf'a bakıyorum. Yusuf bazen konuşuyor. Sanki onu konuşmamış gibi yapıyor. Atakan'sa çok talihsiz, geçmiş olsun diyelim tekrar. Birçok rahatsızlık geçirdi ama Atakan'da ben devamlı bir isyan görüyorum. Mesela bugün Okay'la da konuşurken de siz niye bana bunu yapıyorsunuz? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Yani tamam hadi belki Bora'ya karşı bu tavrı yapabilirsin de Okay'a karşı yapma bence. Ama Furkan dedi yani, şimdi öyle diyorsun da çocuk saçını böyle yapıyor. Ama o başka mevzu. Ama başka mevzu ama. Bir dakika başka ben o konuyu açmak için konuşmuyorum. Ya şu anda o geldi aklıma. Yo doğru görüntüyü hazırlayalım. Neyse o konu varsa sizin gündeminizde konuşuruz da benim şu anda aklıma geldi. Şimdi çocuk öyle diyorsunuz da çocuk böyle böyle yapıyor. Oradan arkadan Sabriye çocuğa durup dururken bilmem ne diyor. Çocuk da isyan ediyor. Yani bu çocuk da robot değil ki kardeşim. Sen durup dururken böyle böyle yapan çocuğa saç suratıma ama şey gel. Olmaz ki böyle. Zaten. O noktada haklı. O zaman yani haklı. İşte ama yani ben Okay'a karşı olan bugünkü o ayrı ama bu çocukta da şey. Atakan'ın son 4-5 tane mevzusunu gördüm. Devamlı böyle bir hani yapmayın yani hep bir isyan modu. Halbuki ya hani biraz daha sert olmasını isterim. Özgüven yani. Yusuf ve Atakan'da maalesef çok yüksek değil. Yok Yusuf değişti benden sonra. Özgüven bak şey kavram şey. Gene bak ben kavram atıyorum ortaya. Özgüven ikisinde de maalesef ki çok yüksek değil. Kendilerinden emin olamıyorlar. Yapsak mı yapmasak mı bir şey yani söylesek Okay bugün mi düşünebiliyor musunuz? Okay'ın bugün arkasında sadece Sabriye var. Ben adaylığımı açıklıyorum diye elini kaldırabiliyor Okay. Evet. Arkasında tek Sabriye varken seçilmeyeceğini bile bile. Ama bak Yusuf şimdi Yusuf ben hep Yusuf'a diyordum ki Yusuf şu Hikmet'e karşı artık kesin bir tavrını koy diyordum. Yusuf son günlerde sanki beni dinlemiş gibi Hikmet'e karşı artık tavrını koyuyor ve değişmesin Yusuf. Eğer Hikmet'e karşı tavrını koyuyorsan koy. Geçen sefer de onu konuştuk. Hikmet'e tavrını koyup ondan sonra gidip Hikmet'in arkasına atlamayacaksın kardeşim. Tavrına devam edeceksin. Şu görüntüleri başa alıp ses verebilirsin.